220. mektup. Bu mektup Şeyh Hamidi bin Galiye yazılmıştır. Tasavvuf büyüklerinin yanıldıkları şeylerden birkaçını bildirmektedir. Alemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya hamdolsun. Peygamberlerin en üstününe ve onun âline ve hesabının hepsine selam ve dualar olsun. Salavatullahü teala aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Buradaki fakirlerin hali her gün daha iyi olmaktadır. Her gün daha çok şükretmek lazım gelmektedir. Uzaktaki sevdiklerimizin de böyle olmalarını istiyoruz. Azizim, bu hiç bilinmeyen yolda yolcuların ayağa kayacak yerler çoktur. İtikatta ve her işte İslamiyet'in ipinin ucuna yapışmak lazımdır. Yanımda olanlara ve uzakta olanlara yapacağım nasihat yalnız budur. Aman gafil olmayınız. Bu yolda yolcuları şaşırtan birkaç yanlışlığı yazıyorum. Bu yanlışlıkların sebeplerini açıklıyorum. Dikkatle düşünerek okuyunuz. Başka yerlerde de bunlarla ölçerek hareket ediniz. Tasavvuf yolundaki yanılmaların birisi Salik yani yolcu makamlara yükselirken alimlerin söz birliğiyle yüksekliklerini bildirdikleri kimselerden kendini daha yüksek bulmasıdır. Bu salikin makamı bu büyüklerin makamlarından elbette aşağıdır. Fakat salik bazen kendini insanların en üstünü oldukları meydanda olan peygamberlerin de aleyhmüsselavatü ve teslimat üstünde görür. Böyle görmekten Allahü Teala'ya sığınırız. Birçoklarının böyle yanlış görmeleri şundandır ki peygamberler ve evliyanın hepsi önce kendi varlıklarının mebde-i olan isimlere kadar çıkarlar. Böyle çıkanlar veli olur, vilayet mertebesine kavuşur. Sonra bu isimlerde ve isimlerden Allahü Teala'nın dilediği makamlara yükselirler. Fakat bu yükselmelerde hepsinin konak yerleri vücutlarının mebdeyi tayyünü olan isimlerdir. Yükselirlerken onları arayan çok zaman o isimlerde bulur. Çünkü o büyüklerin yükselirken tabii yerleri bu isimlerdir. Bu isimlerden yukarı ve aşağı hareket etmek sonradan tesir eden kuvvetlerle olur. Yaradılışı yüksek olan bir salik o isimlerden yukarı ilerler. O isimlerin sahipleri olan peygamberlerden aleyhimü's-salavatü ve teslimat kendini daha yukarı sanır. Önce inanmış, iman etmiş olduğunu unutur. Peygamberlerin yüksekliğinde evliyanın üstünlüklerinde şüpheye düşer. Bu makam saliklerin ayaklarının kaydığı yerdir. Bu zaman salik o büyüklerin bu makamlardan sonsuza doğru yükselmiş olduklarını bilemez. O isimlerin yükselirlerken tabii yerleri olduğunu da bilemez. Kendisinin yükselirken tabii yeri bulunduğunu, kendi yerinin o büyüklerin yerleri olan o isimlerin altında ve çok aşağıda olduğunu düşünemez. Bir kimsenin üstünlüğü tabii yerinin yüksekliği ile ölçülür. O yer kendi mebdeyi tayyünü olan ismi ilahidir. Yine bunun içindir ki büyüklerden birkaçı demiştir ki arif yükselirken büyük aracıyı arada bulmaz. O arada olmadan yükselir. Hocam Muhammed Baki billah kaddesallahu teala sirrehuma hazretleri Rabia'yı Adviye'nin de bunlardan biri olduğunu bildirmişti. Bunlar yükselirken, büyük aracının mebdeyi tayyunu olan isimden ileri çıkınca berzahiyeti kübranın arada kalmadığını sanıyorlar. Berzahiyeti kübra hakikati Muhammediyeye diyorlar. İşin doğrusunu yukarıda bildirdik. Bu yanılmaya saliklerin kimisinde de sebep şu olmaktadır. Salik kendi mebdeyi tayyunu olan isimde seyrederken ilerlerken Büyüklerin mebdeyi tayinleri olan isimleri de topluca geçmektedir. Çünkü her isimde bütün isimler kısaca bulunmaktadır. İnsanın her şeyi kendinde bulundurması mebdeyi tayini olan isimde bütün isimlerin bulunduğu içindir. Salik kendi isminde ilerlerken büyüklerin isimlerini de kısaca geçerek ismin sonuna gelir. Kendinin daha üstün olduğunu sanır görmüş olduğu ve hepsinin geçmiş olduğu büyüklerin makamlarının, makamların aslı olmayıp, numuneleri olduğunu anlayamaz. Bu makamda kendini, hepsini toplamış ve onları kendinin parçaları sanarak, kendini daha yüksek görür. Bayezid-i Bistami, Kaddesallahu Teala Sırrahül Aziz, bunun için, bayrağım, Muhammed Aleyhisselam'ın bayrağından daha yüksektir, dedi aklı başında olmadığı için bayrağının Muhammed aleyhisselam'ın bayrağından değil o bayrağın görüntüsünden daha yüksek olduğunu anlayamadı. Kendi isminin hakikatinde o ismin görüntüsünü görmüştü. Yine bunun için kalbinin çok geniş olduğunu bildirdi. Arş ve bütün içindekiler arifin kalbinin köşesine konsalar hiç duymaz dedi. Burada da bir şeyin görüntüsünü kendisiyle karıştırdı. Çünkü Allahü Teala arşa büyük buyurdu. Arif'in kalbinin arş yanında ne kıymeti olur, ne miktarı olur? Arşta olan zuhurun yüzde biri kalpte görülmez. İsterse Arif'in kalbi olsun. Cennette olan görmek arşta zuhur edecektir. Bu söz bugün tasavvufçulardan birçoğuna ağır gelirse de fakat yarın doğru olduğunu anlayacaklardır. Bu sözümüzü bir misal ile açıklayalım. İnsanda elementler bulunduğu gibi göklerden de benzerler vardır. İnsan bütün bunların kendinde bulunduğunu düşünür. Bütün elementleri ve gökleri kendi parçaları olarak görürse ve bu görüşü kendini kaplarsa ben yer küresinden daha büyüğüm ve göklerden daha genişim diyebilir. Aklı olan kimse, bu sözü işitince, onun kendinde bulunan parçalardan daha büyük olduğunu, yer küresinin ve göklerin ise onun parçaları olmadıklarını anlar. Bunların benzerleri onun parçalarıdır. O, bu parçalara olan numunelerden daha büyüktür. Yoksa, yer küresinin ve göklerin kendilerinden daha büyük değildir. Bir şeyin numunesi, yani benzerini, onun kendisi zannettiği içindir ki Fütuhat-ı Mekkiye kitabının sahibi olan Muhyiddin Arabi kuddise Rûh, Cem-i Muhammedi Cem-i İlahi'den daha geniştir dedi. Çünkü Cem-i Muhammedi'de ilahi hakikatlerle mahlukların hakikatleri vardır. Bunun için daha geniş olur dedi. Halbuki orada ancak uluhiyet mertebesinin zırlerinden, görüntülerinden bir zillin bulunduğunu, o mertebenin hakikatinin bulunmadığını anlayamadı. O mukaddes mertebe azametli ve kibriya sıfatlıdır. Cem-i Muhammedi bunun yanında hiç kalır. Bir avuç toprak nerede, her şeyin sahibi nerede? Şunu da söyleyelim ki, Salik kendi Rabbi olan isimde seyreder, ilerlerken, üstünlükleri söz birliğiyle belli olan büyüklerden birkaçını, kendisi yüksek derecelere çıkardığını, onları ilerlettiğini zanneder. Burası da saliklerin ayaklarının kaydığı yerdir. Böyle sanarak kendini daha yüksek bilmekten, böylece sonsuz felakete düşmekten Allahü Teala'ya sığınırız. Büyük bir padişah, şerefli bir sultan, emrindeki bir valisine gider. Vali yardımıyla o vilayetin güzel yerlerini gezer ve kıymetli yerleri görürse, buna şaşılır mı? Ve vali sultandan daha yüksek sanılır mı? Olsa olsa, burada ufak bir şeyde üstünlük düşünülebilir ki, hiç kıymeti yoktur. Çünkü her çöpçü ve işçi, kendi işinin inceliğinde, büyük bir alimden ve başarılı bir fen adamından üstündür. Fakat bu üstünlüğün kıymeti yoktur. Kıymetli olan üstünlük, her bakımdan üstün olmaktır. Alim ve fen adamı bunun için yüksektir. Bu fakire de böyle yanılmak çok oldu. Yanlış görüşlere çok yakalandım. Bu haller çok zaman sürdü. Fakat Allahü Teala korudu. Önceki inancım hiç sarsılmadı. Ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri itikatta hiç gevşeklik olmadı. Bunun için ve bütün nimetleri için Allahü Teala'ya hamd ve şükürler olsun ehli sünnet itikadına uymayan görüşlere hiç kıymet vermedim. Bu itikada uygun manalar verdim. Kısaca şöyle anladım ki bu görüş doğru ise ufak bir şeyde üstün olmayı gösterir. Üstünlük Allahü Teala'ya yakin olmakla ölçülür. Bu yükselmenin çok olması da kurbu yakinliği gösterir. O halde niçin üstünlük ufak bir şeydedir diyerek küçültülsün? Bu sual doğru ise de önceki kuvvetli iman yanında böyle görüş bu kuruntu yerleşemedi, yok oldu. Hatta bunun yerine tövbe istiğfar ve Allahü Teala'ya sığınarak ehli sünnet itikadına uymayan böyle keşflerin görüşlerin hasıl olmaması için yalvardım, dua eyledim. Bir gün böyle yanlış keşfler için beni kıyamette sorguya çekerlerse, azab ederlerse diye çok korktum. Bu korku beni kapladı. Hiç rahatım kalmadı. Allahü Teala'ya çok yalvardım. Bu sıkıntım çok zaman sürdü. Böyle bir zamanımda bir velinin kabri yanından geçiyordum. Bu üzüntümün çözülmesi için o veliden yardım diledim. O anda Allahü Teala'nın lütfu, merhameti yetişti. İşin iç yüzü olduğu gibi açıklandı. Alemlere rahmet olan sonuncu yüce peygamberin aleyhi ve ala alihi selavatü ve teslimat ruhaniyeti hazır oldu. Üzüntülü kalbi teselli buyurdu. Anlaşıldı ki Allahü Teala'ya yakınlık her bakımdan üstünlük ise de sana hasıl olan yakınlık senin Rabbin olan ismi ilahi mertebesinin zillerinden bir zille olan yakınlıktır. Bu yakınlıksa her bakımdan üstünlüğü bildirmez. Bu makamın alemi misaldeki görünüşünü açıkladılar ki hiç şüphem kalmadı. Bütün kuruntular yok oldu. Böyle şüphelere yol açan ve iyi manalar verilmesi lazım olan bu gibi bilgilerden birkaçını kitaplarımda ve mektuplarımda yazmıştım. Böyle bilgilerin yanlış olmasına yol açan yerleri Allahü Teala lütfederek bildirince bunları da yazarak yaymak istedim. Çünkü yayılmış olan günahın tevbesini de yaymak lazımdır. Böylece herkes bu bilgilerden İslamiyete uymayan fikirlere saplanmasın. Bunlara saplanarak doğru yoldan sapmasınlar. Yahut da inad ile ve gösteriş olarak bu fakire sapık, cahil demeye kalkışmasınlar. Çünkü bu hiç bilinmeyen yolda böyle güller çok açılmıştır. Birçoklarını doğru yola çekmiş, kimisini de yoldan kaydırmıştır. Yüksek babamdan kuddise ruh işitmiştim ki, dalalet çukuruna düşen, doğru yoldan ayrılan, 72 iki fırkanın çoğu, tasavvuf yoluna girip, yolun sonuna varmadan, yanlış görüşlere aldanarak sapıtmışlardır, buyurmuştu. Vesselam.